Ne olur beni affedin Gülseren Hanım. Müsaade edin de istemeyerek sizi uyandırdığım yanlış düşünceleri telafi edeyim. Bizleri kimi zaman ağlatan, kimi zaman da güldüren o güzel insanlardan biri, yıllarca Kara Oğlan ve Tarkan karakteriyle gönüllerimizde taht kuran Türk sinemasının efsane isimlerinden usta oyuncu Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Şifalı otları iyi öğrenmişsin Babakurt'tan. 1938 yılında Ankara'da doğan Kartal Tibet, Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Suat Yalaz'ın 1960 yılında yarattığı çizgi roman karakteri Kara Oğlan filmiyle sinemaya adım atan Tibet, bu filmde başrolü üstlendikten sonra dönemin jönleri arasına katıldı. Dövüşüyor muyuz Bay Bora? Babalık hakkımı helal ediyorum. Daha sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan serisini sinemada canlandıran Kartal Tibet, 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında da yer aldı. Gelirken şu geceyi nasıl atlatacağım diye düşünüyordum, şimdi gece bitecek diye korkuyorum. Kartal Tibet, Sarmaşık Gülleri ve Boş Çerçeve gibi birçok melodramda, Zambaklar Açarken, Çalı Kuşu gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde de rol aldı. Usta oyuncu Tosun Paşa filmiyle 1976 yılında oyunculuğu bırakıp yönetmenliğe başladı. Çaban! Ha? Ne? Sen yatıyorsun ha? Yok canım. Tibet'in yönettiği unutulmayan filmleri arasında Ölmeyen Aşk, Dağlar Kızı Reyhan, Senede Bir Gün, Zübük, Gol Kralı, Şalvar Davası ve başrolünü Türkan Şoray'ın üstlendiği Sultan yer alıyor. Bela mısın benim başıma? Sinirlenmeyin Sultan Hanım, sinirlenmeyin. Sen karışma be! 1993-1997 yılları arasında yayınlanan Süper Baba dizisinin ilk 13 bölümünü, 2007 yılında Zoraki Koca adlı televizyon dizisini yönetti. Günün birinde diyecekler ki, helal olsun Fiko'ya diyecekler. Tibet son olarak 2006'da Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu ve Amerikalılar Karadeniz'de 2 adlı filmlerin yönetmenliğini üstlenmişti. Beni kandıramazsın Zaldabar. Ben Zaldabar değilim. Yeşilçam'a 200'e yakın filmle katkıda bulunan ve Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün yanı sıra birçok ödüle layık görülen Tibet, el attığı tüm yapımlarda başarıya ulaştı. 83 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilçam efsanesinin vefat haberini oyuncu Civan Canova duyurdu. Instagram hesabından paylaşım yapan Canova, "Güle güle Kartal abim, seni çok özleyeceğim." dedi. Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın da Tibet'in vefatıyla ilgili, "Işık söndü, sahneden setlere alkışlarla dolu bir ömür, toprağınız çiçekler koksun." mesajı paylaştı.